Selamlar YouTube. Yüzlerce videodan oluşan Albion Online Kütüphanesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Dilediğiniz tüm içerikler yalnızca parmaklarınızın ucunda. Bugün sırada Meis var. Öncelikle videonun başında da söylediğim gibi videonun tamamında yetenekleri gösteriyoruz, anlatıyoruz. Videoların sonunda da bu itemların özellikle solo kontenkte uyumlu olanlarının mevcut metadaki güçlü setlerini, uygun offentlerini falan hepsini video sonunda paylaşıyoruz. Bilginiz olsun. Böyle bu şekilde yeteneklerden de başlayalım. Ince. Birinci Q defansif slam'dan başlayalım arkadaşlar. Defansif slam'ın olayı şu. Rakibi tek seferde bir hasar uygularsınız. Bir önceki videolarda da söylediğim gibi single target ve siki shot iki ayrı yetenek şekli. Ne işe yararlar? Single target şudur. Rakibi tıklarsınız. Ardından yeteneğe bastığınız gibi rakibi uygular. Siki shot dediğimiz hadisede mouse'unuz neredeyse yeteneği oraya atar. Mesela şu anki E'ye henüz gelmedik ama göstermek babında şöyle. mouse'um buradayken de mouse'un olduğu yere atarsınız. Birinci Q defensive slam direkt olarak single target olduğu için kullanımı da çok çok basittir. Vurduğu hasar hatır sayılır bir hasardır. Vurduktan sonra size 3 saniyeliğine ciddi bir resist yani bir defans. Aynı zamanda da yiyeceğiniz stun, yere sabitleme gibi efektleri de ciddi oranda kısaltacak Pro control resisti verir. Yani crow control resist dediğimiz hadise stunlanma süreniz işte yere sabitleme süreniz gibi süreleri direkt olarak kısaltır. Bu resist ne kadar yüksekse o süre o kadar kısalıyor. Yediğiniz stun efekti o kadar azalıyor. Yere sabitleme efekti o kadar azalıyor gibi. 3 saniyeliğine de böyle bir efekt alıyorsunuz. Ama bunun yanı sıra şöyle de bir efekti var. 8 metrelik bir alan içerisinde eğer bir rakibe bu köyü atarsanız 8 metrelik içeride bir müttefik de varsa o müttefik de aynı zamanda bu özelliklerden yararlanıyor. Fakat 5 kişiye kadar. Yani 5 müttefiğe kadar. Şimdi Morgan biraz yaklaşabilir misiniz? Şu şekilde köyü vurduğumda müttefik 8 metre içinde olduğu için o da benimle beraber aynı özelliklerden yararlandı. Son olarak bu yetenekle alakalı bilinmesi gereken yegane hadise şu. Hiçbir şekilde cooldown'ı sıfıra çektirmiyor. Yani Q'yu vurduğunuzda Q'dan gelen bütün savunma efektleri bitmeden yeni bir Q atıyorsunuz. Yani bu bir sirkülasyona sokuyor sizi. Şu şekilde göstereyim. Q'yu attık. Q gelene kadar sistem devam ediyor. Bitmek üzereyken bir daha attım. Yani sanki hep Üzerinizde bir resist varmış gibi savaşıyorsunuz. Hatta sanki değil direkt olarak öyle. Sürekli olarak bir resistiniz var. Hep bir defansla savaşıyorsunuz. O yüzden çok artı bir yetenektir. Yalnızca demenci biraz hatır sayılırdı. Çok yüksek bir hasar yok. Ama ve lakin resistle beraber ciddi bir kombolanma şansı da oluyor. Ki bir de varend item olduğu için uyumlu bir offentle beraber daha combo yapabileceğiniz bir hale de getirebilirsiniz. Kıyafet seçimlerinizle beraber. Q1'i bu şekildeydi. Geldik ikinci Q'umuza, Threatening Smash'e. Threatening Smash o kadar zor bir, komplike bir yetenek değil. Mouse'unuz neredeyse şu şekilde yarım konu şeklinde bir yetenek çıkarıyor. Kuldanlı Q bir kadar kısa olmasa da hatır sayılır biçimde de kısadır. Yani çok uzun süren bir dolum süresi yok. Doğal olarak fightlarda yine tercih sebebi olan DPS yeteneklerinden de bir tanesidir ki çoğunlukla da bu zaten tercih edilir. Özellikle hasarı çok yüksek olduğu için ama baktığınız zaman şöyle matematiksel olarak neredeyse cooldownları yarı yarıya. Ondan dolayı buradan çıkan hasar burada iki defa attığınız için aşağı yukarı aynı şeye tekabül ediyor. Üstüne bir de resiz kazanıyorsunuz ama tabii burada yaptık tükettiğiniz kontent de önemli. Tercihiniz önemli. Tamamen siz sizin bileceğiniz bir şey. Kişiye kalmış bir hadise. Threatness 5'in şöyle bir özelliği var. Alan etkisi var. Yani yan yana belli bir alanın içerisindeki düşmana komple olarak bu hasarı elinizden çıktığı gibi işletebiliyor. Son olarak PvE hususunda da şöyle bir efekti var. PvE'de bunu moblara kullandığınız zaman mobların agrosunu alma dediğimiz hadise, onları triggerlama dediğimiz hadise yaşanıyor. Yani mobların agrosu bir başka müttefikimiz üzerindeyse bu yeteneği kullanarak agroyu üzerinize çekmek gibi bir fayda da sağlıyor. Ama genel hatlarıyla solo PvP kontentlerinde Q1 ve Q2 çok fazla yaygın bir şekilde kullanılır. Her ne kadar Q1, Q2 kadar popüler olmasa da teorik olarak ben Q1'i Q2'den de çok çok önünde gören bir oyuncuyum tabii ki dediğim gibi bu oyuncunun seçimiyle doğru orantılı. Ona ben bir şey diyem. Şimdi geldik 3. şuraya. Secret Grant. Secret Grant kalabalık PVP contentleri için bayağı popüler yeteneklerden bir tanesidir arkadaşlar. Şöyle küçük bir Silence Havuzu oluşturuyorsunuz yere. Bu Silence Havuzu totalde 4 saniye yerde kalır. 3 metrelik bir alana da atarsınız. İçinden geçen bütün rakipler sustur efektine ve yavaşlama efektine maruz kalır. %20 oranında. Şöyle göstereyim. Alan etkisi de vardır bu arada. Önce tek kişinin üstünde göstereyim. Böyle attığınız zaman hem hareket hızı yavaşlıyor hem de sustur efekti yiyor ve yetenek kullanamıyor. Böyle attığımızda yürüdüğü takdirde içinden çıktığında slow efekti yani yavaşlama etkisi bitiyor ama sustur efekti olabildiğince devam ediyor. Bir kez daha şöyle atalım içindeyken yavaşlama etkisiyle beraber devam ediyor. Bir de alan etkisini görelim. Şöyle attığınızda alanın içinde kim varsa hepsi hem yavaşlıyor hem de sustur efektinden nem alanıyor. Yani yetenek kullanamıyorlar. Alanın dışına çıkmaları gerekiyor. Yeteneğin bir de moblar üzerindeki bir etkisi var. O da şu şekilde. Aynı şekilde bu sustur havuzunu açtığınızda Yaratıklar sustur efektine maruz kalıyorlar. Fakat bu efekt sona erdikten sonraki 3 saniye boyunca tekrardan silence attığınızda herhangi bir kaynaktan hiçbir şekilde silence yani sustur efekti yemiyorlar. Bir 3 saniyenin geçmesi gerekiyor ki yaratıklara sürekli olarak sustur efektini spamlamayalım diye. Bir 3 de bu şekildeydi arkadaşlar. W1 çok komplike bir yetenek değil. Çok fazla PvP ortamlarında özellikle solo PvP ortamlarında tercih edilmez ama belli başlı matchuplara karşı tercih sebebidir. Ground Shaker 4 metrelik bir alana ciddi bir hasar uygular. Cooldown'u çok yüksek değildir dolum süresi bu arada. O yüzden de benim de sevdiğim face to face özellikle yüz yüze kavgalarda yüz yüze fightlarda tercih ettiğim bir yetenek ama daha çok mobil bir metada olduğumuz için daha mobil seçenekler daha mobil yetenekleri tercih ediyoruz. W1 Ground Shaker rakibi uyguladığınız 4 metrelik bir alanı 660 oranında bir hasara boyu. Aynı zamanda çok kısa süreli de olsa Oradaki herkesi havaya savuruyor Şu şekilde Direkt vuruyorsunuz Hem bir hasar uyguluyorsunuz Hem de direkt olarak bir havaya savurma efektine maruz bırakıyorsunuz Hiç komplike değil Direkt basit Ve mouse'unuz neredeyse yeteneği orası alıyor Öyle tekrardan gösterelim Yetenek bu şekilde ikinci W yeteneğimiz genel hatlarıyla solo PvP kontentlerinde çokça tercih edilir, tavsiye edilir. Çok fazla hasarı yoktur ama az önce de söylediğim gibi çok uzun zamandır bir mobilite metasında olduğumuz için ve kendisi de mobil bir yetenek olduğu için genelde tercih sebebi oluyor. Hasarı için çok fazla tercih edilen bir yetenek değil. İki özelliği var. Birincisi yere sabitleme, ikincisi de interrupt özelliği. Interrupt özelliğinden ziyade her ne kadar blink için kullanılsa da interrupt özelliği de bazen belli başlı çaplarda belli anlarda çok belirleyici bir role sahip olabiliyor. Şöyle gösterelim. Belli bir mesafe uzaktan. Rakiplerin üzerine atladı baktığımızda 6 metrelik bir alana tadında hatır sayılır bir hasar uygular. Ardından da oradaki tüm rakipleri yere sabitler. Şöyle attığımızda hem yere sabitleme efekti hem de tadında bir demeç artı bir link olduğu için de belli bir mesafeyi kat etme özgürlüğü tanıyor. Sınır yeri son olarak interrupt yeteneğini arkada bahsetmiştik. Interap yeteneği herhangi bir channel'lanan, çarjlanan bir yetenek varsa onu anında engelleme özelliği. Bunun içinde kullanılıyor. Şöyle gösterelim. tak diye vurduğunuz zaman yetenek şarjlandığı esnada direkt olarak yeteneği iptal edebiliyorsunuz. Snare Charge'ın interruptı da bu şekildeydi. Gardner'ın yeteneği tamamen takım fightleri için, takım contentleri için, içerikleri için vazgeçilmez yeteneklerden bir tanesi. Kimi zaman sinir şarjlar öne çıksa da metalara göre konuşuyorum. Çoğu zaman Gardner her zaman daha popülerdir. Toplu PvP etkinliklerinde özellikle ZVZ'lerde. Gardner'ın olayı 5 metrelik bir alana 5 saniye boyunca size damage resist sağlıyor. Yani defense sağlıyor en basit haliyle. Ama yalnızca bununla da, da sınırlı değil. Olası bir hareket kısıtlama, direkt olarak stunlama gibi efektlere karşı direkt immun yani dokunulmaz oluyorsunuz. Bunun içerisinde verdiği force movement Effects dediği hadisenin içerisinde sizi çekme, yerinizden oynatma gibi yeteneklere karşı da direkt olarak dokunulmaz oluyorsunuz. Yani havaya savurma, sizi direkt olarak rakibin kendi üzerine çekmesi gibi Force Movement dediğimiz hadiselerin tamamından feragat ediyorsunuz. Yeteneğin de gösterimi şu şekilde direkt olarak beliriyor. Bunun içerisindeyken bundan direkt olarak nem alabiliyorsunuz ama tekrar baktığımızda kaç kişiye kadar diyor? 5 kişiye kadar bu yetenekten nem alabiliyoruz. Yeteneği şöyle tekrardan gösterelim. Tam olarak bu şekilde şu ana kadar gördüğümüz yetenekler arasında en seksisi de bu ve kompresör genel hatlarıyla pool partilerde yani PV'ye grup PV'ye kontentlerinde tercih ediliyor. Ama ve lakin son dönemde özellikle Albion'un sonuncu yılında kalabalık PVP kontentlerinde de tavsiye ediliyor. Kullanımı biraz zordur. Üstüne biraz da nerflenmiştir ama halen belli başlı klep partilerinde yer bulur. Kullanımı zor olmasının en büyük sebebi bastığınız zaman yeteneği kullandıktan sonra 1.5 saniye sonra animasyon kendisini tamamlıyor ve siz yeteneğe bastığınız andan itibaren %30 yavaşlama etkisine maruz kalıyorsunuz. Hatta yetenek 1.5 saniye sonra kendisini tamamlıyor anladıktan sonra bir saniye daha yavaşlamaya da devam ediyorsunuz şöyle hem önce rakiplerde gösterelim bastığımızda yetenek başladı hala ilerliyorum ve direkt olarak rakipleri bir noktada toplayabiliyorum yeteneğin asıl olayı o bir de moblar üzerinde değerlendirelim şöyle mobların yanına gittiğimiz takdirde Böyle moblar üzerinde de gösterdiğimizde rakipleri bu şekilde ortaya topluyor mobları da aynı şekilde W'ye bastığımız zaman direkt olarak aynı noktaya sabitliyor. Tabi bu alanın bize gösterdiği alanın uçlarında bile olsa tüm rakipler onları tam merkezi noktaya çekip oturuluyor. Ama slow yediğinizi, yavaşlama etkisi yediğinizi unutmayın. W da bu şekildeydi. Cooldown'u da hatır sayılır. 30 saniye dolum süresi var. Daha çok böyle kalabalık kontentler için işlevsel bir yetenek olduğunu düşünürsek hatır sayılır tadında dengeli bir dolum süresi olmuş oluyor. Mester'in ilk pasifi Stunning Strike hiç komplike değil anlaması çok basit kullanımı da çok basit her 5. düz vuruşunuz rakibe çok kısa süreli de olsa bir stun efekti uyguluyor şöyle gösterelim her vuruşunuzda pasif özelliğinizin nickinizin hemen altında steklendiğini göreceksiniz 4. vuruşumu yaptım 5. yaptığımda rakibim stun yedi ve son erdi tekrardan aynısını gösteriyoruz 5. düz vuruşunuza kadar stek sayısının nickinizin altında görürsünüz 5 oldu rakibim stun yedi yetenek tam olarak bu şekilde işliyor Geldik ikinci pasifimize arkadaşlar ikinci pasifte inanılmaz basit bir pasif her düz vuruşunuz size belli oranda enerji veriyor yani çoğunuzun bildiği diğer mamalardan bildiği tabiriyle mana veriyor şu şekilde bakıyoruz bakın her düz vuruşu bana ekstradan mana katkısı sağlıyor basit ve hiçbir komplike hiçbir durumu yok teferruatı da yok bu şekilde Geldik 3. pasifimize Life Leech. Birçok klasta ortak pasiflerden yine bir tanesidir. Yine aynı şekilde tıpkı enerjitik gibi hiç komplike olmayan tamamen saf çok basit kullanıma sahip bir pasif. Vurduğumuz her hasarın bize %15'ini can olarak geri veriyor. Ama bunların hepsi tabii ki oto ataklar yani düz vuruşlar için geçerli. Yeteneklere dahil olan bir yetenek değil. Şöyle gösterelim. Her vurduğu hasarın belli bir oranı bana HP olarak geri geliyor. Can olarak geri yansıyor. Düz vuruş atıyorum. Her düz vuruşum. Burada 3 vuruşta bir, 4 vuruşta bir falan gibi bir şey yok. Stack durumu da yok. Her vuruş. Burası da bu şekilde. Soluncu pasifimiz Dread Laden Bu kardeşimiz rakibi bize yaptığımız her 4 vuruşta bir rakibe uyguladığımız stand, CC, yere sabitleme gibi bütün özellikleri daha etkili ve daha uzun süreli kılıyor. Şu şekilde gösterelim. 4 kere düz vuruş şimdi ne kadar çok istiyorsa onların hepsi bizim linkimizin altında gözüküyordu. Bunların hepsini daha önceki videolarda da anlatmıştık. 4 yaptığım zaman şu anda kısa bir süreliğine de olsa 2 saniyeliğine de olsa bana stun'ı daha uzun süre rakibe atma özgürlüğü tanıyor. Şöyle gösterelim. E mi attım. Rakip stun'ı bitti. Az önceki süreyi gördünüz. Şimdi aynı yeteneği bir de %50 bu efekte buff aldığımızda deneyelim. Başlıyorum vurmaya. 3, 4 geldi. Attım. Biraz daha uzun sürdü gördüğünüz gibi hemen yok olmadı. %50 bize bir buff sağladı. Bu şekilde attığımız stun efektlerini %50 o buffluyor ve daha etkili, daha uzun süreli rakibin üzerinde kalmasına sebep oluyor efendim. Geldik E yeteneklerine. E yetenekleri bu oyun üzerinde baktığımız zaman biz onları ulti diyoruz. Ulti yetenekleri. Çünkü nevi şahsına münasır silahların kendi yetenekleri oluyor. Q, W ve pasifler, klasları bütün sınıflarda ortakken E yetenekleri her silah kendine özgü. Yani ultiler. E ve ulti yeteneği diyelim. Deep Leap belli bir mesafeye, 11 metre kadar ciddi bir mesafeye direkt olarak havalan savruluyor. 5 metrelik bir alana düştüğünde tatlında ciddi bir hasar uyguluyor. Bu havalanma ve düşme esnasında düşene kadar tamamen durdurulamıyor oluyor hiçbir şekilde. Stun, yere sabitleme gibi, hasar gibi hiçbir efeye maruz kalmıyor. Düştükten sonra 5 metre çapındaki herkese ciddi bir yüzde %30 gibi bir yavaşlama etkisi ve düştüğü gibi de aynı zamanda herkesi 3 metrelik bir yarı çapa ciddi de bir stan süresi uyguluyor. Yani biraz sadece bir havaya atladım ve rakibe vurduğumdan çok daha fazlası Mace'in E yeteneğinde mevcut. Genelde zaten solo PvP'lerde kullanıldığında mesafe açıp kapatabilmek üzere. Daha önceki videolarda da çokça bunu söyledim. Silahları tanıtırken de anlattım. Mevcut meta Uzun zamandır mobilite metası olduğu için bu tip ileri atlama gibi daha çok mesafe açıp kapatabilme yetenekleri öncelik olarak hep mobilite yeteneği olduğu için tercih sebebi oluyor. Ardından yeteneklerin kendi içinde muhteviyatında barındırdığı ekstra yetenekler, ekstra özellikler OVS'lerin gidişatına göre kullanılıyor. Burada durdurulamaz olmak, cooldown'ın çok uzun olmaması, one hand bir silah olduğu için ofent bir silahla beraber cooldown yani dolum sürelerinin düşmesiyle beraber E yeteneğinde düşeceğini tahmin etmek bunu daha aktif, kullanışlı bir yetenek haline getiriyor ve sadece solo PvP'ler için de değil, grup PvP'lerde de çok geçerli bir yetenektir kendileri. Şöyle rakipler üzerinde göstereyim şu şekilde attığımızda direkt olarak bir stun uyguladık. Üstüne bir de slow etkisi mevcut. Deep Leap ile alakalı son olarak bilinmesi gereken şey eğer yeteneği tam merkeze oturtursanız yani rakiplerinizin tam dibine ulaştırırsanız direkt bir stun efekti uyguluyorsunuz. Ama tam merkeze değil de onların biraz daha uzağına düşerseniz belli bir alan içerisindelerse halen onlar yavaşlatma etkisine maruz kalıyorlar. Stun değil. Şöyle direkt olarak rakipleri atladığımızda her ikisi de stun efektine maruz kaldı. Şimdi aynı yeteneği onların biraz daha uzağına attığımızda şöyle gösterelim. Sadece yavaşlatma etkisine maruz kaldığını görebilirsiniz. Bedrock Mace en tuhaf yeteneğe sahip olan silahlardan bir tanesi. Genelde hiç tasvip etmesem de ratların favorisi olan yet silahlardan bir tanesi. E yeteneği 4 saniyeliğine 18 metrelik bir alana bir konu açıyor. Ve bu konuya değen herhangi bir rakip 18 metre savruluyor. Aynı şekilde bu yeteneği moblar üzerinde de kullanabiliyoruz. Mobları da aynı şekilde 18 metre ittirdiğimiz gibi o mobların da en öncelikli hedefi biz, biz oluyoruz. Yani bütün agroyu da üzerimize çekiyoruz. Biraz ters bir etkisi var. Hem ittiriyoruz hem agroyu kendi üstümüze çekiyoruz. Ama en azından PvE partilerde yani yani farm partilerde pozisyon alabilmek biraz da olsa zaman kazanabilmek için etkili olacağını düşünüyorum. Önce rakipler üzerinde gösterelim. Şu şekilde geldik. Açtığımızda rakiplerin tamamı 18 metre kadar uzaklara sıçrıyor. Bu arada bu koni 4 saniye boyunca burada kalmaya devam ettiği için rakipler tekrardan oraya geri döndüklerinde ve değdiklerinde bir kere daha sıçrıyor. Şöyle bir daha göstereyim. Attım burada duruyor değdiler ve bir daha sıçradılar. Bu şekilde kaldı süre boyunca efekti aynı şekilde devam ediyor. Yaratıklara vurduğumuzda şeyi gelsene İzam ya Bir tane şu böyücüye vursana böyücünün şeyini alayım üzerime. Şu şekilde vurduğumuzda uygulanan hasardan ziyade direkt olarak bize döndüğünü görebilirsiniz. Çünkü E yeteneğimizde hiçbir hasar kaynağı yok. Hiç hasar uygulamamamıza rağmen yaratığın agrosu bütün dikkati tamamen üzerimize dönüyor. E yeteneğimiz aynı elayda olduğumuz insanlara hiçbir şekilde bir etki etmiyor. Bu şekilde onlar istedikleri gibi içinden geçebiliyorlar. Hiçbir şekilde sıçramıyorlar. İçinden geçip yanından yöresinden geçerek tekrardan hamlelerine devam edebiliyorlar. Sadece rakipler için yani hem rakip oyuncular için hem de yaratıklar için geçerli bir yetenek kendisi. Heavy Mace Battle Hall dediğimiz yetenek 6 metrelik bir alana çok kısa bir süreliğine bir sustur bariyeri açıyor ve bu bariyerin içerisindeki rakiplerin tamamı aktif bufflarını kaybediyor. Yani Purge Effect dediğimiz direkt olarak bir debuffla karşılaşıyorlar. Üzerindeki bütün aktif buffları resetleyip sıfırlayabiliyor. Şimdi Carvix Sword benim üzerimden stack alıyor. Gördüğünüz gibi 3 stack olduğu zaman EM'e atacağım. Attım. Direkt olarak hem silence'ıyor yani susturma efektine maruz kalıyor hem de bütün aktif buff'larını kaybediyor. 6 metrelik bir etraf 6 metrelik bir yarı çapa vuruyoruz bu yeteneği. Yani mouse'un olduğu herhangi bir yere değil. Uzağa değil direkt olarak kendi etrafımızı uyguluyor. Bu yeteneği tekrar gösterelim. Hem tekrar carving sword'u stack'lerini arttırıyor. Ben ondan kaçıyorum. Fight'ımız dönüyor. Bir anda üzerime geldiğinde direkt e yapıştırıp hem sustur efektine maruz bırakıyorum hem de aktif bufflarını siliyorum. Bu şekilde bir de alan etkisi olduğunu diğer rakibe de uyguladığımızda gör. Düğünüz. Ama moblara karşı da bir efekti var. Hiç yok değil. Moblara karşı kullandığınız takdirde de mobların agrosunu üzerinize alma şansınız var. Agro özelliğinize 156 oranında bir katkıda bulunuyor. Heavy S son olarak her ne kadar solo PvP'lerde tercih sebebi olmasa da mobilitesinin kısıtlı olması, kendisinin hiçbir şekilde hasarı olmaması, direkt olarak rakibe dayalı herhangi bir etkisinin olmamasından dolayı mobil bir metoda çok tercih edilmiyor. Ama melaki Purge Effect'in ve özellikle de Purge ile beraber yavaşlatma etkisinin bazı hususlarda ve özellikle bazı PvP kontentlerinde denenebilir olduğunu düşünüyorum. Kalabalık PvP kontentlerinde zaten yeri var. Kullanışlı kullanılıyor da niş kitleler tarafından ama solo PvP'de de şans verilmesi gereken nadide silahlardan biri olduğunu düşünenlerden biri biriyim açıkçası ama bunun olabilmesi için en azından Q2 ya da q 1 e bir damage buff'ına ihtiyacımız var. Morningstar'ın E yeteneği hem işlevseldir, hem popülaritesi olan bir yetenektir, hem de çok fazla kalabalık PvP kontentine dahil, kendisini dahil edebilecek bir role sahip. E tabii ki o kontentin parti usulünde böyle bir role ihtiyacı olur mu olmaz mı o muamma. Çünkü çok daha farklı yeteneklere sahip olan mesler var. Eğer konumuz Mace ise, Mace ise bu sınıftan daha ciddi alternatifler de çıkarabilirsin ama uyumluluğu vardır, takım oyununda da çokça müsaittir. E yeteneği iki aşamalıdır. Önce bir defa kullanıyorsunuz ve sizi ciddi bir mesafe deşle yani ileriye savuruyor. İkinci kez kullanmaya müsait kalıyor belli bir süre boyunca. Kullanırsınız kullanmazsınız tamamen. Sizin bileceğinizi şöyle skill'i tekrardan, yeteneği tekrardan sıfırlayalım. Şimdi tekrardan deşi uyguluyorum. Şimdi yeteneği bastığım zaman basılı tutmak zorundayım. Basılı tuttuğum takdirde bir süre boyunca rakipler yere sabitleniyor yani root efekti var. Bundan da faydalanabiliyorsunuz kullanarak 4 saniye boyunca da bunu açık tutma şansınız var. Hiçbir şekilde interaplanmıyor. Benim tavsiyem şu şekilde yeteneği kullandığınız takdirde eğer klep fightında yani kalabalık bir fight ve iyi bir alana denk getirebileceğinizi düşünüyorsanız direkt olarak A ile rakibin yanına gidersin. Hemen bir A'ya basarsın root efektini yedirsin. Bozup direkt olarak rakiplere hasar vurmaya başlarsın. Yani tamamını açık tutmanıza çok da gerek yok. Klebe ulaştığınız takdirde deşinizle beraber hem adamları rootlayabiliyorsunuz hem de klep'ten kaçma istediğinizde yani bir mesafe açma durumu olduğunda da dash yeteneğini onlardan uzaklaşmak için kullanabiliyorsunuz yani şu şekilde kullandınız ve direkt olarak ikinci kez yeteneği kullanmadan aktif etmeden uzaklaşabiliyorsunuz. Morning Star'ın ense yani Gravitas'ın son olarak bilinmesi gereken yegane özelliği arkadaşlar. E'yi attığınızda özellikle E'nin ikinci şarjını kullandığınızda yani root efektine başvurduğunuzda 3 ya da daha fazla rakip varsa 4 saniyelik sürenin tamamında rakiplere yere sabitleme hasarı uyguluyorsunuz. Yani biz burada 2 kişi uyguladığımız için totalde 1,5 saniye uyguluyor. Bakın şimdi bitti. Eğer burada 3 ya da daha fazla rakip olsa tüm bu süre boyunca rakipler rootlanmaya yani yere sabitlenmeye devam ediyor. E yeteneği ilk hali yani deş kullanıldığı takdirde ikinci haline ikinci gravitas dediğimiz yere sabitleme özelliğine başvurmazsanız cooldown'ı 25 saniye başvurursanız da tıpkı göründüğü gibi dolum süresi 32 saniyeye çıkıyor. Bunun da bilinmesine yarar var. Geldik Incubus Mace'in E'sine. Incubus Mace'imiz ne yapıyor? Shrinking Curse yeteneği 0.6 saniyelik yani aşağı yukarı ortalama yarım saniyelik bir hazırlanma aşamasından sonra mouse'unuzun olduğu noktaya bir koni şeklinde yetenek bırakıyor. Şöyle önce boşa gösterelim. Şu şekilde bir hazırlanma aşamasının ardından Yeteneği aktif ediyor. Bu yeteneğin ardından alanın içerisindeki tüm rakipler kendi mevcut canları ve max canlarından %25 kaybediyorlar. Size uygulayacakları demeçlerinden ve attıkları heal'dan da %40 kaybediyorlar. Ve bu süreç tam olarak 8 saniye gibi çok uzun bir süre alıyor. Aynı zamanda bu yeteneğe maruz kalanlar anlıkta bir hasar yiyorlar. Yani onlara anlıkta bir hasar uyguluyor. Maksimum ve mevcut can dediğimiz hadise kafa karışıklığı olmasın diye de şöyle açıklayalım. 3000 total canınız varken canınız 2000'de mesela o esnada canınız 2000'e düşüyor. Ben size bu yeteneği attığım zaman hem 3000'den %25 kaybediyorsunuz hem de 2000'den yani o anki mevcut canınızdan da %25 kaybediyorsunuz. Şöyle gösterelim hemen. Alan etkisi var demiştik. Hazırlanma aşaması. ardından bütün rakipler tamamen boyları ufalıyor, boyları küçülüyor. Küçülen boyların ardından hiçbirlerinin neredeyse tamamını kaybediyorlar. Yani tamamını dediğim mevcut can ve maksimum candan %25'er veriyorlar. Ardından bize kullanacakları ya da herhangi bir kaynağı uygulayacakları hasarlarını %40 kaybediyorlar. Ve aralarında heal atan yani yenileme buffına sahip olan böyle bir özelliğe skill'e yeteneğe sahip olan karakterler healer gibi. Onların da attığı heal'lar yenileme efektleri %40 azalıyor. Aynı zamanda biz bu yeteneği kullandığımızda da anlık bir hasar meydana çıkarıyoruz. Şu şekilde bakın 152-152 hasar uyguladık. İlk da bu şekilde. Hamlan Mace. Eski bir oyuncu, bir veteran oyuncu olarak Mace'ler arasında kalabalık toplu fightler için en sevdiğim silahtır kendileri. Çok old school bir yeteneğe sahiptir. Hala benim gibi old school seven insanlar için de tercih sebebidir. Her ne kadar tercih edilme, popüleritesi çok gerilerde kalmış ve biraz düşmüş olsa da benim halen kalabalık fight, kalabalık pvp etkinliklerinde favori silahlarımdan bir tanesidir. Kesinlikle ne yapıyorsunuz? Aslında komplike gibi görünse de çok basit bir yeteneğe sahip. Elinizden mouse'unuzun olduğu alana bir büyü bırakıyorsunuz ve bu büyü 23 metre T'ye kadar gidebiliyor. Çok ciddi bir mesafesi var. Herhangi bir rakibe değdiği takdirde 1.5 saniye sonra rakibin 8 metre çapındaki bütün rakipler onun yanına toplanıyorlar. Belli bir stun süresi oluyor. Yani hepsi stun yiyor. Artı hatır sayıları da bir hasar yiyorlar. Şöyle gösterelim. Rakiplerimizden herhangi birine şöyle tutturduğumuz takdirde 1.5 saniye sonra yetenek patlıyor. Herkes o rakibimizin içinde buluşuyor. Aynı zamanda da stun yiyip belli bir hasara maruz kalıyorlar. Her ne kadar old school bir yetenek olsa da benim hala bayıla bayılamıyorum bayıla oynadığım bir silahtır kendileri. Bir kez daha gösteriyorum. Bak hemen ortada buluşuyorlar. Yeteneğin hasarına maruz kalıyorlar. Aynı zamanda da bir stun efektine maruz kalıyorlar. Geldik Oat Keeper'a bir dönemin solo PvP kontentlerinin vazgeçilmezi olan, şimdilerde ise yediği nerflerden dolayı biraz gerilerde kalan, hasar konusunda biraz problem yaşasa da halen belli başlı kontentlerde, grup kontentlerinde kendisine yer bulan Oat Keeper bir dede silah. Bu yetenek 18 metrelik bir alana şu şekilde bir bariyer açıyor. Bu bariyerin içinden geçtiğimiz takdirde, hem bir move speed yani bir koşu hızı kazanıyoruz hem de, de çok ciddi bir kalkan kazanıyoruz. Aynı zamanda bu yeteneği kullandığımızda içinden geçen tüm müttefikler aynı özelliklere sahip oluyor. Şimdi yeteneği kullanıyorum, hep beraber geçiyoruz, hep beraber move speed yani koşumuz hızlandı, aynı zamanda da müthiş bir shield kazandık. Son olarak yeteneği bize verdiği bir başka özellik de var, yeteneği şöyle bir dolduralım. Son olarak yeteneği kullandığımızda shield'imiz varken yaptığımız tüm düz vuruşlar bize çok ciddi bir HP veriyor. Arkındaysanız canımız deli gibi yenileniyor. Yaptığımız her düz vuruş bize mükemmel bir şekilde HP olarak geri yansıyor. Hem kalkan alıyoruz hem koşu hızımız artıyor. Hem tüm müttefiklerimiz içinden geçince bütün bu bufflardan yararlanabiliyor. Hem de yaptıkları tüm düz vuruşlar onlara can yenilemesi sağlıyor. Hem de çok ciddi bir oranda. Aynı zamanda bununla alakalı bilmemiz gereken yegane trikte Wattkeeper oynarken kesinlikle pasif özelliğinin Life Leech'te kalması. Çünkü Life Leech her attığımız düz vuruşun %15'ini bize can yenilemesi olarak kazandırıyordu. Şimdi o pasifi kullanmadan önce bir bakalım bakalım. Pasifimiz yok. 103, 103, 103 şeklinde bir HP kazanıyoruz farkındaysanız. Şimdi pasifimizi Life Leech aldıktan sonra deniyoruz. 103'tü. 103 artı 7. 103 artı 7. Yani 110, 110 alıyoruz şu anda. Ekstra olarak 7'yi de eklemiş olduğu 103 iken 110'u almaya devam ediyor. Bayağı da işlevsel bir Aslında çok ciddi bir belki belirleyici olmayabilir ama en azından her vuruşunuzda artı 7'nin olması hiç yoktan iyidir. Diğer tefeklerden ziyade. Mace'lerin tamamı bu şekildeydi arkadaşlar. Sonraki silahlarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eyvallah.